İmran, bu evliliğin yürümeyeceği ta en başından beri belliydi. Israr etmenin ne sana ne bana bir faydası olmayacağı ortada. Ben daha fazla birbirimizi kırmadan bir an önce bu evliliği bitirme kararındayım. Umarım sen de zorluk çıkartmazsın. Daha çok gençsin, çok güzel bir kadınsın. Seni benden daha fazla mutlu edecek birisiyle tanışıp çok mutlu bir hayat yaşamanı dilerim. Gel kızım, gel biraz yanıma otur. Yavrum, bak biz Demir'in hiçbir kötülüğünü görmedik. O seni gerçekten çok sevdi. Böyle onunla konuşurken kibar kibar konuş. Kalbini kırma, gururunu incitme, olur mu yavrum? Biliyorum annem, biliyorum. O üzülmeyi hiç hak etmedi. Ama eminim beni anlayacaktır. Eğer bu yalanı sürdürseydim sonunda daha çok üzülecekti. Doğru diyorsun kızım. Bak, konuştuktan sonra hemen beni ara, olur mu? Habersiz bırakma anneni. Tamam annem benim. Çıkar çıkmaz yanına geleceğim. Tamam. Bu arada hiç merak etme. Ben her şeyi yoluna koyacağım. Günaydın anneciğim. Oh, günaydın. Ve hoşça kal anneciğim. Ah, bir şeyler yeseydin bari oğlum. Şimdi iştahımı kapamayayım. Deniz'le kahvaltı edeceğim ya zaten. Aa, tabii ya. İyi haberlerini bekliyorum. İlk senin haberin olacak, buna emin ol. Demir, Deniz belki düğün ister. Ha? İçinde kalmıştır kızın. Ona sade bir şey yaparız filan deme. Olur mu canım? Emredersin komutanım. Hadi bay bay. Hadi bakalım. Murat. Aa. Arabanın anahtarı burada. Bu evliliğin yürüyemeyeceği tarihin başından beri belliydi. Israr etmenin ne sana ne bana bir faydası olmayacağı ortada. Ben daha fazla birbirimizi kırmadan bir an önce bu evliliği bitirme kararındayım. Murat! Murat! İmran! Ne oldu kızım? Bu ne hal? Murat'ı gördün mü anneanne? Yok. Görmedim hiç. Aşağı inmedi ki. Koşuya falan çıktı herhalde. Dayım indi mi aşağı? Az önce çıktı. Deniz'le kahvaltı edeceklerdi ya. Deniz. Ben üstüme bir şey alıp geliyorum. Yine bir şeyler oluyor ama. Umarım sen de zorluk çıkartmazsın. Daha çok gençsin. Çok güzel bir kadınsın. Seni benden daha fazla mutlu edecek birisiyle tanışıp çok mutlu bir hayat yaşamanı dilerim. Murat. Bitti. Sonsuza kadar Alevine gitti. (Gülüyor)
İzin vermeyeceğim. Buna izin vermeyeceğim. Kim var senin karşında göreceksin. Göstereceğim. Aşkım, buranın kahvaltı menüsü çok güzel. Ne yersin? Ben pek aç değilim. Ama bak, kruvasanları denemen lazım. Muhteşem. Hayır, teşekkür ederim. Ben bir çay alabilir miyim? Tamam o zaman. Hanımefendiye bir çay, ben de bir kahve alayım. Hemen efendim. Aşkım. Demir. Bir tanem neyin var senin? Bembeyaz olmuş suratın. Hastalanıyor musun sen? Demir, seninle konuşmam gereken çok önemli bir konu var. Eyvah, çok ciddi görünüyorsun. Demir, ben seninle evlenemem. Şaka mı bu? Hayır, çok ciddiyim. Deniz. Çok ciddiyim Demir. Ben bunu çok uzun zamandır düşünüyorum. Ama yapamadım. Bu hayat bana göre değil. Ben annemi de alıp kasabamıza geri dönmek istiyorum. Şu cinayet kafanı karıştırdı senin. Ama aşkım, biliyorsun benim o meseleyle bir alakam olmadığı çıktı ortaya. Hayır Demir. Bununla bir ilgisi yok. İmran değil mi? O abuk sabuk konuşmaları çok kırdı seni. Ama bak bir tanem, ben onunla konuştum. Bir daha kesinlikle. Gerçekten bunlarla bir ilgisi yok. Dedim ya, ben alışamadım. Yoksa senin bana yaşattığın her şey çok güzeldi. Sanki bir rüyada gibiydim. Ama ben şan, şöhret, para, pul, bunların hiçbiri bana göre değil. Ben o kasabama, eski hayatıma geri dönmek istiyorum. Burada mutlu değilim. Çalışmak zorunda değilsin. Bak, başından beri söylüyorum sana. Dünyanın istediğin köşesinde bir hayat kurmaya hazırım ben sana. Buna senin kasabanda dahil. Bak, istersen orada ufak bir ev... Demir, ben gerçekten yapamayacağım. Dinle beni Deniz. Tamam, evlenelim diye ısrar etme. Biraz ara verelim. Sen yine git memleketine. Düşün, duygularını bir süre daha tart. Demir. Ben seni çok sevdim Deniz. Hiç kimsenin sevmeyeceği kadar çok. Sensiz bir hayat düşünmek bile istemiyorum. Sakın tamamen vazgeçmemi isteme benden, ne olur. Çok özür dilerim Demir. Yapamam. Deniz. Allah kahretsin ya. Ne oluyor böyle şimdi?